Devam edelim sevgili seyirciler. Şimdi bu bölümde ilk dakikalarda memur zammını bir konuşacağız. Ne oldu? Şimdi pazartesi günü görüşmeler yapıldı. Yani aslında hükümet teklifini sundu. Hükümete ret yanıtı geldi. Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı. 3 artı 3 dedi. O ne anlama geliyor? Bir de bundan sonraki süre nasıl ilerleyecek? Hakem heyeti son sözü söyleyecek denilmişti. O süre ne zaman doluyor? Hemen dönelim konuğumuza. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Kütük bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sizin tabii isteğiniz vardı. Memur senin vardı. Ama Jülide Sarıeroğlu hükümet adına o açıklamayı yaptı. 3 artı 3 dedi. Ve hakem heyetinde mi son bulacak? Önce bir süreç yani. Şimdi pazartesiden bugüne ne oldu? Çok teşekkür ediyorum. 1 Ağustos'ta başlayan süreç Elif Hanım 21 Ağustos'ta tamamlanacak. Zaten bu sürece baktığımız zaman da 1 Ağustos'ta bir toplu görüşme sürecinin başlangıcını gördük. Bir de geçen hafta pazartesi günü 14 Ağustos'ta Çalışma Bakanı hükümet adına teklifini yaptı. Ve orada bulunan bu toplu sözleşme imzalama yetkisine sahip olan konfederasyonumuz da bu teklife kapalıyız diye dövizlerini açarak o toplantı bitti. Ve o günden bugüne, bugün Perşembe günü şu ana kadar hiçbir şekilde kamuoyuna yansıyan bir bilgi yok. Ama sonuçta bu yasaya göre 4688'e göre 21 Ağustos pazartesi günü bu işin sonuçlanması gerekiyor. Yani burada yaklaşık 3 milyon çalışan, 2 milyon emekli, 5 milyon kamu emekçisinin 2018 ve 2019'da 2 yıllık ekonomik anlamda özlük ve sosyal anlamda geleceğini belirleyen sözleşmeyi imzalayacak olan bu arkadaşlarımıza buradan çok net şu çağrıyı yapıyoruz. Bir, oradan kalktınız. Bunun gereğini bundan sonraki aşamada yapabilecek misiniz kamu emekçilerini ya da 5 milyon kamu emekçisi adına biz bunu soruyoruz. Siz orada 1 milyon kişiyi temsilen bütün iş kollarında yetkili ve bu sözleşme imzalama hakkını elde etmiş şu ya da bu şekilde bir konfederasyonsunuz. İki, hükümet adına da ya da kamuoyunda şöyle bir ciddi biçimde soru gündeme geliyor. Eğer bu sendikalar olmasaydı, bu toplu sözleşme yasası olmasaydı hükümet acaba bu ülkenin kamu emekçilerine %3'ten daha az bir zam artışı mı önerecekti? Yani bu da doğal olarak Türkiye'de yani kamu Türkiye'de kamu sendikacılığının varlığı sorgulanır hale geliyor. Yani kamu emekçisi diyor ki bu konfederasyonlar, bu sendikalar olmasaydı, bu görüşme, bu sözleşme süreci ya da oyunu, tiyatrosu oynanmasaydı acaba hükümet %3'ten daha aşağıda bir zam mı önerecekti sorusu soruluyor. İşte biz burada diyoruz ki 5 milyon kişi adına atacağınız her imza bugün ve gelecekte kamu emekçilerinin bir şekilde hem vicdanında hem de demokratik ve meşru yollardan sizi sorgulama gerekçesi olacaktır. Ama keşke şunu yapabilselerdi. Pazartesi gün bu gerçekten biraz da kamu emekçileri adına çok ayıp, alay edercesine önerilen zam teklifi yapıldığı anda sonuçta kendilerinin dışında da bu ülkede kamu emek örgütleri vardır. Yani belki onlar iktidardan yeterli gücü ve desteği alamadığı için iktidar yeterince belki üye sayısına ulaşamamışlar. Ama bu mücadelenin her koşulda bir tarafında parçası, öznesi olmuş ve bu insanların da belli oranda temsil ettiği bir kitlesi vardı. Bir davet, bir çağrı yapılabilseydi bu önerinin üzerine, biz zaten bu toplu sözleşme sürecinin ta başından bugüne o çağrıyı yapıyoruz. Biz çünkü diyoruz ki bunların bundan önceki yaptıkları aslında bu toplu sözleşme sürecinde yapacaklarının da göstergesidir, belgesidir demiştik. Ve keşke haklı çıkmasaydık. Keşke mesela ihraçlardan dolayı mı çağrılmadı? Keskin özellikle orada bir tane yöneticisi vardı zaten. Temsil edilebilecek bir yöneticiyle hakkı vardı. Bir tane de kamu senin hakkı vardı. Diğer 15 kişilik kamu çalışanları adına o toplu sözleşme görüşmelerine oturan 13 kişi memur senin sendika başkanları ve konfederasyon başkanlarıdır. Bir tane kamu senin genel başkanı, bir tane de Keskin genel başkanı. 15 kişilik bir heyet var zaten orada. Keski bu yıl bunlar Kesk genel başkanının veya yöneticilerinin görevden uzaklaştırılması ve ihraçları nedeniyle
görüşmeye almadılar. Onlara şöyle bir öneride bulundular. Siz görevden uzaklaştırıldığınız için görüşmeciyi değiştirin. Yani göreve devam eden bir görüşmeci önerebilirsiniz dediler. Onlar da bunu kabul etmediler. Tabii orada da gerçekten çok böyle Türkiye'de olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerin insanların ve toplumsal yaşamda yarattığı etkileri görme açısından da bir örneği görüyoruz. Ama 2 yıl önce o KESK'in genel başkanı ve yöneticileri o görüşmelere çağrılmıştı. O görüşmelerde vardı. İki yıl önceki o görüşmelerde o KESK'in genel başkanını akil adam olarak hükümet belirlemişti ve akil adamlık görevi vermişti. Evet. Ha şimdi geldiğimiz noktada bugün olağanüstü halde olağan hukukun işlemediği, bağımsız bir adalet ve yargı sisteminin olmadığı yerde şu ya da bu şekilde olağanüstü koşullarda ihraç edilmiş olmak o görüşmeye katılmanın engeli olmamalıydı. Ama ha tabii ki bunlar da aslında bu ortaya çıkan düzenlemede şu ya da bu şekilde masum değiller. Çünkü 2010'da anayasa değişikliği yapıldıktan sonra o sözde toplu görüşmeyi toplu sözleşmeye dönüştürdükten sonra hükümet bunları çağırdı. Bu 3 konfederasyonu. Ve bu 3 konfederasyon o toplu görüşmede geçmişteki yasada olmayan bir madde eklettiler. Orada bir değişiklik yaptılar. En fazla üyesi olan ilk 3 konfederasyon bu görüşmelere katılır dediler. Yani kendilerinin dışında birilerinin oradaki varlığını yani böyle denilmesine rağmen varlığını kabullenemediler. Orada kendi aralarında hükümetle beraber bir tekelleşme oluşturdular. İşte şimdi ama bu hükümet... Peki Memur Sen de reddetti teklifi. Evet. Mesela hani evet. Memur Sen'i böyle değerlendiriyoruz ama işte hükümet yanlısı olarak hayır dediler. Biz bu teklife kapalıyız dediler. Bunu nasıl... Ha Memur Sen'i şimdi birincisi tabii burada dikkat çekici Elif Hanım bir şey var. O dövizler yani normal bir görüşme ortamında çok olabilecek bir bana göre olay değildir. Dövizleri kaldırarak hemen teklifin üzerinden biz bu teklife kapalıyız dövizlerini kaldırılarak toplantının sona erdirilmiş olması kesin ve kesin şunu biliyoruz ki önceden bilgileri vardı arkadaşlarımızın bu teklif konusunda. İki, o görüşmeler kalktıktan sonra biraz önce dedim görüşmeden kalktıktan sonra biz şimdi bunların bundan sonraki atacakları adımı bütün kamu emekçiler adına merakla ve ilgiyle bekliyoruz. Aslında biz biliyoruz. Çünkü pazartesinden bugüne perşembe günü, önümüzdeki pazartesi gün hafta sonu da geldiğine göre bu sözleşme sürecinin sonuçlanması lazım. İşte burada. Eğer onlar, biraz önce söyledim, keşke o görüşmeden sonra hemen diğer kamu emek örgütleriyle de, kamuoyunda, kendi kurullarıyla da bir değerlendirme yaparak bu kadar insan ve kamu emekçileri adına hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir teklif yapıldı. Emeğin ve sınıfın en fazla dayanışmaya ihtiyacı olduğu, güç birliğinin ve ortak mücadelenin önemli olduğu bir zamanda keşke şunu deselerdi, hadi birlikte bir değerlendirelim, gerekirse birlikte hükümete ortak bir tavır, duruş, demokratik ve meşru zeminde gerekirse bir eylemi, üretimden gelen güç de dahil, üretimden gelen güç de dahil bayram öncesinde de bunu bir değerlendirebilseydik, inanıyorum ki bizi izleyen ve Türkiye'de umutla bu sözleşmenin sonucunu bekleyen kamu emekçileri adına belki de daha olumlu, evet, daha iyimser bir sonucu elde edebilirdik. Peki ama şimdi 21 Ağustos'a kadar hani anlaşma sağlanamazsa hakem heyetine kalacak iş neticede. Hakem heyeti ne yapıyor? Yani hani izleyicilerimiz de aydınlansın diye. Orada şimdi, ne oluyor peki? Şimdi orada yine hükümetin çeşitli kurumlardan önermiş olduğu bir kurul vardır. O kurul bir şekilde hükümet tarafından oraya atanan ve tayin edilen bir kuruldur. Bugüne kadar o kurulun çok fazla da belki de iyi niyetli önerebileceği, önerdiği bir takım artışlar da, artış talepleri ve önerileri de hükümet tarafından maalesef dikkate alınmamıştır. Bu işin olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Bu başbakanlıktan ziyade Sayın Cumhurbaşkanlığına gider. Sayın Cumhurbaşkanı da o konuda büyük bir olasılıkla nasıl bir öneri, nasıl bir oransal teklif olursa o er koşulda pazartesi günü yasalaşır ve imzalanır. Ama biz şunu biliyoruz ki pazartesi günü imzalanacak olan o toplu sözleşmenin sonuçları Türkiye'de kamu emekçilerinin gerçekten yaşamlarında bir rahatlama, bir nefes alma ve kısmen onların biraz daha insani koşullarda yaşamlarına olanak sağlayan bir artış olmayacaktır. Bir de kamuoyunda gerçekten Elif Hanım böyle çok bir bilgi kirliliği mi diyelim, yanlış bir
algı var. İşte memurlara şu kadar maaş artışı veriyoruz ya da şu kadar iyi maaş alıyorlar gibi. Ben burada çok canlı ve somut kendimden bir örneği burada gerçekten kamu emekçileriyle paylaşmak istiyorum. Bizim Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak konfederasyonumuza ve sendikalarımıza bağlı bütün yöneticilerimiz ücretsiz izne ayrıldıkları zaman çalışırken sahip oldukları maaş neyse aldıkları maaş bakanlığın ve devletin verdiği onu alırız biz konfederasyonda. Şimdi bu da benim kendi maaş bodrumumdur. Ya bakın ben 36 yıllık bir öğretmenim. Benim Temmuz zammından sonraki maaş bodrumdaki artış işte burada bodrum 3236 lira 29 kuruş. Yani evet. bunu belki de bütün kamu emekçileri Temmuz'dan önce Haziran'da neymiş? 3112 lira 44 kuruşmuş. Yani toplam artış ne kadar? Kadarmış, 123 liralık bir artışmış. Yine bir başka bodro örneği var elimde. 6'nın ikisi üniversite mezunu bir adliyede memurumuz. 2734 lira Temmuz zammından sonra aldığı maaştır. Yani böyle sanki bu adeta bu ülkedeki bütçenin ve kaynakların adeta kamu emekçilerine aktarıldığı yönünde toplumda bir algı oluşturulmaya ve yaratılmaya çalışılıyor. Yani bu zam oranlarının artışlarının ya da kamu emekçilerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesinin bütçede dengeleri bozması, enflasyonu artırma gerekçeleri olarak sunuyor. Biz onun için diyoruz ki ülkeyi yönetenler enflasyonun artışının sorumlusunun kamu emekçileri olmadığını kendi çevrelerinde olağanüstü hiçbir dünyanın ülkesinde görülmeyen lüks tüketim ve harcamaların, kaynakların aktarılmasının bu ülkedeki hem ekonomik dengeleri hem de toplumsal barışı i̇şte ve toplumsal dengeleri bozduğunu çok net bilmelidir, görmelidir. Yani bu ülkenin devlet adına, devletin bizim adımız, evet öğretmeniz, doktoruz, sağlıkçıyız, maliyeciyiz ama bizim ortak adımız devlet memurudur. Yani biz bu devlet adına bu topluma hizmet verme görevini yapıyoruz. Bu devletin temsiliyeti, itibarı ve onuru bu devletin emekçilerinin yaşam koşullarının ve standartlarının hangi düzeyde olduğuyla doğrudan ilgilidir. Onun için diyoruz ki biz bu devlet adına bu yurttaşa hizmeti veren kamu emekçilerinin bu ülkede daha insani koşullarda yaşaması, daha bu ülkede biraz o refahta büyümekten bahsediliyor. O refahta büyümekten kamu emekçileri gerekli payı alamıyor. O büyümenin payını büyük oranda siyasal iktidarın kendi çevresindeki yandaşları, yakınları, bir takım müteahhitlere, iş adamlarına, bürokratlara, çeşitli çevrelere bu ülkenin kaynaklarının çok ciddi biçimde nasıl aktarıldığını bu ülkede biz de biliyoruz. Az çok bütün yurttaşlarımızın da belli oranda bu konuda bilgi sahibi olduğunu düşünüyoruz. Onun için biz diyoruz ki bizi yoksullukta buluşturmayın. Yani hani oran olarak bizim onu da çok, söyleyelim de. Araştırmalarımıza göre kendi ARGE birimimizdeki bakın 2002'den bugüne kamu emekçilerine ayrılan bütçedeki pay personel harcamaları da dahil ciddi biçimde geriye doğru gitmiştir. Bizim çok net o kayıplarımızın da giderilmesi yönünde olabilecek makul bütün kamu emekçilerine ve emeklilerine 750 TL seyyanen zam yapılmalıdır. Bu artış bir oransal zam artışı olmamalıdır. Çünkü oransal artışlarda az ve çok alan maaş alanlar arasındaki denge ve makas açılıyor. Onun için diyoruz ki daha aşağıda, daha zor koşullarda yaşamak durumunda kalan kamu emekçilerinin biraz daha nefes alabilmesi, biraz daha insani koşullarda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bizim yapmış olduğumuz araştırmalara göre 750 lira bunların maaşlarının tamamına yapılması gereken bir zam birazcık bizi rahatlatabilir. Şimdiki kısmen kayıplarımızı giderebilir. Şimdi 3 artı 3 dedi ya Çalışma Bakanı. Yani 3 artı 3 ne oluyor oran olarak? 3 artı 3 750 bizde oransal bir artıştan ziyade biz sadece bu kayıpların telafi edilmesine ve Türkiye'deki kamu emekçilerinin birazcık onu giderme noktasında nefes almalarına katkı sunacak bir artıştır. Ama %3 ilk 6 ayda ve bir başka dikkat çekici bir konu. Yarın bir süre sonra Mayıs ayına doğru, yılbaşından Mayıs ayına doğru vergi dilimindeki artış nedeniyle. Yani %15'ten %20'ye çıkıyor belli oranda vergi dilimleriyle ve bize verdikleri artıştan daha fazlasını o vergi dilimiyle
geri alıyorlar. Şimdi %3 artış demek 2000 lirayla çalışan bir kamu emekçisinin maaşına 60 lira ayda bir artış demektir. Bu da gerçekten insanın ve kamu emekçilerinin onurunu, kişiliğini, yapmış oldukları hizmeti ve ciddi biçimde saygınlığını inciten bir öneri ve maalesef bir tekliftir. Şimdi bakalım 21 Ağustos dedik. Anlaşma sağlanamazsa hakem heyetine gidecek. 3 artı 3'ün karşılığı da 60 TL oluyor. Sizin söylediğinizde siz araştırmalara göre neticede hareket ediyorsunuz. Peki enflasyon oranıyla hani kıyaslanıyor. Onu nasıl değerlendireceksiniz? Enflasyon oranı da geçen yıl Türkiye'de %11, %12'lerle son 7-8 yılın en yüksek rakamına çıkmıştır. Yani %11, %12 enflasyonun olduğu bir ülkede siz %3'ü önermekle zaten bu insanların gerçekten varlığına ciddi biçimde sorgulanır, tartışılır ve incitir hale geliyorsunuz. Biz buradan diyoruz ki bu konfederasyonun şu anda bu kamu emekçilerinin bu artışlar bizim önümüzdeki 2018'de başlayacak artışlar. Biz şu anda Ağustos ayındayız. Yani Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında biz zaten 2017 ile devam edeceğiz. 2018'de Türkiye'de gerçekten ekonomik göstergelerin çok da iç açıcı olmadığı, çok da olumlu olmadığı şu anda 5 milyon asgari ücretli. 1404 TL ile çalışıyor. Bütün araştırmalarda, kurumların yaptıkları araştırmalarda açlık sınırı 1600 TL. Şu anda bütün o var olan araştırma verilerine göre düşürmeye çalıştıkları işsizlik oranı 3 milyon 200 bin civarında deniliyor. 5 milyon civarında şu anda işsizlik oranı var. Türkiye'de insanımız işsiz ve bunların büyük bir bölümü üniversite bitirmiş genç işsizler. Veriler de şimdi mesela o verilerde eksiklikler de var. Yani bunlar açıklanan Türkiye İstatistik İşte evet o bütün ama, o kendi ellerindeki verilere göre belirledikleri rakamlara rağmen ama onun dışında şu anda açıklanan resmi rakamlarda 3 milyon 200 bin işsizliğin olduğu ama gerçek işsizliğin 5 milyonun üzerinde olduğu bir gerçeği var. Onun için buradan diyoruz ki biz bu ülkenin emekçiler olarak bizim adımıza bu sözleşmeyi imzalayacak konfederasyonu bizi izleyen bütün kamu emekçilerin ya da 5 milyon emekli ve emekçinin çok dikkatle izlemesi ve onlardan da bir tek ricamız var. Sizi bu kadar geçmişte yaptıkları sözleşmelerle de bugün imzalayacakları sözleşmelerle de sizin adınıza gerçekten olumlu bir birazcık insani koşullarda talep ve ihtiyaçlarınızı karşılama iradesi, gücü, varlığını ortaya koyamayan o konfederasyondaki üyeliğinizi, durumunuzu, konumunuzu hem kendi aklınızda hem de kendi vicdanınızda bir kere daha değerlendirin. Oraya üye olmanın sizin yaşam koşullarınıza gerçekten bir katkı yapmayacağını sanıyorum iki sözleşmede de gördük. Bundan sonraki sözleşmede de bunu göreceğiz. Çünkü emek örgütü olmak bağımsız, özgür karar verebilmektir. Evet. Gücünü emek ilkelerinden, gücünü emekçilerin vermiş olduğu destekten almak gerekir. Bağımsız ve özgür olmayan bir emek örgütü kamu emekçileri adına işverenin karşısında, iktidarın karşısında güçlü, dirençli ve istenilen düzeyde bir mücadele verme gücüne ve konumuna sahip değildir. Biz diyoruz ki bu konfederasyon gücünü kamu emekçilerden çok siyasal iktidardan almıştır. Bu siyasal iktidarın karşısında sizlerin çıkarlarını koruyabilecek güce ve iradeye sahip olamayacaktır. Pazartesi günü imzalanacak bu sözleşmede ya da ne zaman imzalanırsa çünkü en son pazartesi günü bu sözleşmede bir kere daha göreceksiniz. Onun için de sizin oradaki durumunuzu, konumunuzu, varlığınızı tekrar bir gözden geçirin ve biz emekten yana, demokrasiden yana, cumhuriyetten yana, tam eşitlikten yana, bu ülkede insanca yaşamdan yana bir emek örgütü olarak diyoruz ki konfederasyonumuz ve sendikalarımızı biraz yakından izleme, bakma ve kendinizi buraya ait görürseniz, kendinizi burada bulabiliyorsanız birlikte mücadele etme noktasında bütün kamu emekçilerini davet ediyoruz. 21 Ağustos'a kadar neler olacak ya da olacak mı? Sonrasındaki süreci de konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin size. Evet, Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın konuşuyor sevgili seyirciler. Bir bakalım İbrahim Kalın neler diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesine değindi şimdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Ancak donanma komutanının istifa ettiğiyle ilgili bilgiler geldi. Etmiş midir? Donanma komutanı ile birlikte üst düzeyde istifa eden başka komutanımız var mıdır? Teşekkürler. En son sorunuzla başlayayım. Biraz önce ben de Genelkurmay Başkanlığımızla bu konuyu görüşerek teyidini aldım. Donanma komutanı Oramiral Veysel Kösel'e kendi istek ve arzusuyla istifasını vermiş ve teamüllere uygun olarak da bu istifa dilekçesi işleme konmuştur. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İhtiyaç duyulursa Genelkurmay Başkanlığımız bu konuyla ilgili açıklamayı da yine yapabilir. Ama ben sorduğunuz için bu konuyu da Genelkurmay Başkanlığımızdan aldığım bilgiye binaen teyit etmek isterim. İran Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretiyle ilgili olarak şunu söyleyeyim. İran tabii bizim bölgemizin önemli ülkelerinden birisi. Bizim önemli bir sınır komşumuz. Yüzlerce yıla sari ilişkilerimizin olduğu çok önemli bir ülke. Sadece Suriye bahsinde ya da Irak bahsinde değil, diğer bütün bölgesel konularda da sürekli istişare halinde olduğumuz önemli bir ülkedir. İran Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretini biz önemsiyoruz. Çünkü uzun bir aradan sonra bu düzeyde yapılan ilk önemli ziyaretti bu. Ve burada demin de ifade ettiğim gibi PKK ve DAEŞ başta olmak üzere bölgedeki bütün terör tehditlerine karşı ortak mücadele, sınır güvenliği, Suriye'de Astana sürecinin başarıya ulaştırılması, çatışmaların durdurulması, çatışmasızlık bölgelerinin detaylı bir şekilde hayata geçirilmesi, Irak'ta istikrarın sağlanması, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması konularında hemfikir olduğumuzu bir kez daha gördük ve bundan da memnuniyet duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün yaptıkları kabulde bu hususların altını çizerek, özellikle İran siyasi liderliğine, hem rehber Hamaney'e hem Cumhurbaşkanı Ruhani'ye bu konudaki mesajlarımızın iletilmesi yönünde görüş ve tavsiyelerini de Sayın İranlı Genelkurmay Başkanı'na ilettiler. Tabii operasyonel düzeyde benim burada bir detay vermem doğru olmaz. Daha önce de bir genel ilke olarak ifade ettiğimiz gibi Türkiye İdlib'de olsun, Afrin'de olsun veya Suriye'nin ve Irak'ın diğer sınır bölgelerinde olsun kendine yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda bununla ilgili gerekli tedbirleri alır. Silahlı kuvvetlerimiz, istihbarat teşkilatımız ve diğer güvenlik birimlerimiz bu konularla ilgili hazırlıklarını yaparlar, ihtimaliyat hesaplarını yaparlar ve uygulamaya da geçerler. Bunun birçok örneğini yakın dönemde de gördük. Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi. Şu anda PKK terör örgütüne karşı Irak sahasında yürütülen operasyonlarda olduğu gibi. Zaman zaman Suriye'den kaynaklanan PYD-YPG kaynaklı terör tehditlerine karşı olduğu gibi ya da DAEŞ terör örgütüne karşı olduğu gibi. Yani bu konuda gerekli adımlar, tedbirler her an alınır, alınmaya devam eder. Zaman zaman siz bunu sınırda bir hareketlilik olarak görürsünüz. Zaman zaman bunu bir siyasi, askeri ziyaretler ya da temaslar olarak görürsünüz. Bu konularda bir herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alındığını rahatlıkla ifade edebilirim. Genelkurmay Başkanımızın özellikle hem İranlı hem Rus muhataplarıyla, mevkidaşlarıyla bu konuda yakın temasları da devam ediyor. Ama sadece onlarla değil, aynı zamanda Amerikan makamlarıyla da, uluslararası koalisyon önde gelen diğer mensuplarıyla da bu temasları zaten devam ediyor. Nitekim önümüzdeki günlerde Amerikan Savunma Bakanlığı'nın da ülkemize bir ziyareti planlanıyor. Dolayısıyla yani bir 360 derece perspektifinden bütün aktörleri angaje ederek ülkemizin ve bölgemizin menfaatlerinin gerektirdiği tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edecek. Tabii Astana süreci önem arz ediyor. Özellikle Suriye'de çatışmaların durdurulması. Burada da tabii ki bizim öncelikli paydaşlarımız Rusya ve İran'dır. Mesela bu istişarelerin farklı düzeylerde devam etmesi gayet normal. Aynı şekilde Irak'ta da bildiğiniz gibi hem DAEŞ terörü var hem de bizi doğrudan tehdit eden PKK terörü var. Buna karşı neler yapılabilir? İstihbarat paylaşımı ve diğer alanlarda ne tür tedbirler alınabilir, ne tür adımlar atılabilir? Bunların detayları da konuşuluyor. Ama dediğim gibi birinci önceliğimiz bizim Suriye'de ve Irak'ta güvenliğin sağlanması, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması. Bu çerçevede oradaki siyasi gelişmeleri de çok yakından izlediğimizi ve izlemeye devam edeceğimizi ifade edebilirim. Buyurun. 24 Televizyonu Aykut Rel. Sayın Kalın, dün Almanya Şansölyesi Merkel'in bazı açıklamaları vardı. Tam ifadeleri okumak istiyorum. Türkiye ile tansiyon düşmedikçe Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemeye devam edemez dedi. Aynı zamanda Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini altını çizdi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili de bazı açıklamaları vardı. Türkiye sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten ibaret değil. Neredeyse halkın %50'si anayasa referandumuna hayır dedi. Onların bizden beklentisi var dedi. Almanya Başbakanı Merkel'in bu açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bu açıklamalar tabii talihsiz açıklamalar. Almanya'da devam etmekte olan seçim atmosferinde yapıldığını düşündüğümüz, düşünmek istediğimiz açıklamalar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'yi böyle %50 şurada, %50 burada gibi tasniflere tabi tutarak bir takım dışarıdan siyasi mülahazalar yapmak son derece sakıncalıdır. Demokratik ilkelere de aykırıdır. Aynı mantıkla biz Almanya için benzer bir analiz yapsak Sayın Merkel'in tepkisi ne olur acaba? Ona oy vermeyen %60, 70, 50 her neyse kitlenin de bizden beklentileri var gibi bir takım söylemlere girsek herhalde bunları kendileri de hoş karşılamazlar. Dolayısıyla bunları seçim atmosferinde yapılmış popülist değerlendirmeler olarak değerlendiriyoruz ve açıkçası çok da ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Gümrük Birliği meselesine gelince burada sabahleyin Sayın AB Bakanımız da ifade ettiler. Öncelikle bir AB üyesi ülkenin bütün AB kurumlarına böyle bir talimat verir tarzda bir tutum içerisine girmesi doğru değil. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin demin de ifade ettiğim yarım asra uzanan, yayılan bir ilişkisi var. Ve bunun en önemli ayaklarından bir tanesini de ekonomi oluşturuyor. Gümrük Birliği anlaşması bildiğiniz gibi 90'lı yıllarda imzalandı ve Gümrük Birliği anlaşmasını imzaladığı halde AB'ye üye olmayan, tam üye olmayan tek üye ülkede Türkiye'dir. Şimdi dolayısıyla bu Gümrük Birliği anlaşması kazan kazan esasına göre yapılmış bir anlaşmadır zaten. Yani burada Türkiye'nin de kazanması, Avrupa ülkelerinin de kazanmasını esas alan bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani bu engellendiği zaman, ötelendiği zaman, iptal edildiği zaman bundan sadece Türkiye zarar görmez, bundan Avrupa ülkeleri de zarar görür. Bir diğer önemli konu da tabii burada bu Alman şirketleriyle ilgili konu gündeme geldiğinde de Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Ekonomiyi bir adeta siyasi şantaj unsuru gibi kullanmaya çalışmanın da devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etmek isteriz. Nitekim Türkiye'de iş yapan uluslararası şirketler, firmalar da bu oyuna açıkçası gelmediler. Türkiye'de güvenli bir iş ortamında çalışmaya devam ettiklerini, edeceklerini de ifade ettiler. Bunun neticelerini de gördük. İşte yeni yatırımlar gelmeye devam ediyor. En son rüzgar ihalesinde bildiğiniz gibi Türk-Alman ortak konsorsiyumu bu ihaleye girdi ve en iyi teklifi vererek aldılar. Ve bunlar devam edecek. Yani iş dünyasının bu konuda hassasiyetlerinin biz doğru yerde olduğunu düşünüyoruz. O konuda özellikle bizim ilgili bakanlıklarımızın, Başbakan Yardımcılığımızın, Ekonomi Bakanlığımızın ve ilgili birimlerimizin bu konuda herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek şekilde bu kurumlarla yakın temas içerisinde olduğunu, her tür kolaylaştırıcı rolü oynadığını da ifade etmek isterim. Tabii burada yani Türkiye-Almanya arasında yaşanan bu gerginliği Alman makamlarının bütün Avrupa'ya yayma gayreti aslında onların bir çaresizlik içerisinde olduğunu gösteriyor. Zira öncelikle şunu söyleyeyim, yani biz Almanya ile veya herhangi bir Avrupa ülkesiyle herhangi bir gerilim yaşamak istemeyiz. Ama bunun objektif nedenleri nedir diye sorulduğu zaman bununla ilgili de bizim de söyleyecek birkaç sözümüzün olduğunu ifade etmeliyiz. Yani kendilerinin dile getirdiği bir takım konular varsa Türkiye'nin de bu konuda son derece meşru, haklı, güvenlik kaynaklı endişelerinin, taleplerinin olduğunu ifade etmeliyiz. Örnek olarak Almanya'da şu anda faaliyet gösteren terör örgütleri, bunların uzantıları. Yıllardır biz bunu konuşuyoruz. PKK terör örgütü, DHKPC terör örgütü, şimdi son dönemde buna FETÖ terör örgütü de eklendi. Bunlara böyle kol kanat gerilmesi, Türkiye karşıtı gruplara, şahıslara her tür kapının açılması, her tür itibarın gösterilmesi büyük soru işaretlerine yol açıyor. Türk kamuoyunda da Almanya ne yapmaya çalışıyor sorularını ister istemez gündeme getiriyor. Mesela Alman makamlarının yapması gereken burada Türkiye'yi sorgulamak, suçlamak ya da kendilerince bir takım ekonomik tedbirlerle cezalandırmaya çalışmak yerine bu hataları düzeltecek adımları atmak olmalıdır. Bizim beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Yani bu seçim dönemi bittikten sonra umarız herkes aklı selim ile oturur, düşünür, bu ilişkilerin orta ve uzun vadeli boyutlarını tekrar değerlendirir ve tekrar karşılıklı güven ve çıkar ilişkisine dayalı bir ilişki modalitesi ve çerçevesini inşa etme imkanımız olur. Efendim, TGRT Haber'den Özkan Özcan. Dün katıldığınız bir programda Irak-Kürt bölgesel yönetiminin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumundan vazgeçmesi yönünde bir açıklamanız oldu. Ancak Irak bölgesel Kürt yönetimi bu bağımsızlık referandumundan vazgeçmediğini gösteren bir
şey olarak oy pusuları bastı. Vazgeçmiyordu bu referandumdan. Efendim siz de bir açıklamada bulundunuz. Eğer vazgeçmezlerse sonucu ağır olur dediniz. Türkiye bu noktada eğer bağımsızlık referandumu yaptığı takdirde ne tür bir adım atacaktır? Teşekkürler. Şimdi teşekkür ederim. Ben bu vesileyle çağrımızı tekrar yenilemek istiyorum burada. Bu referandum kararı ne şu anda Kürt bölgesel yönetimini ne Irak'ın diğer sorunlarını çözmeye matuf bir adım olmayacaktır. Elbette Erbil ile Bağdat arasında devam eden bir dizi sorunun olduğunu biliyoruz. Ekonomik sorunların olduğunu, bir takım siyasi sorunların, sınır, bölge, güvenlik ve diğer konularda bir takım sorunların yaşandığını biliyoruz. Ve burada da biz aslında bir kolaylaştırıcı rol oynamak için sürekli hem Bağdat'la hem Erbil'le de temas içerisinde olduk olmaya da devam ediyoruz. Burada tabii Bağdat'ın da belki Erbil'i rahatlatacak bir takım adımlar atması mutlaka faydalı olacaktır. Tekim şu anda bu hafta itibariyle Erbil ile Bağdat arasında bu konuda yürütülen bir trafik var. Fakat öte tarafta yani bu girişimleri yok sayarak tek çözüm artık referandumdur diye bu yola girildiği zaman elbette burada her şeyden önce Erbil kendini zora sokacaktır. Yani bunun neticesi ortaya çıktığı zaman, referanduma gidildiği zaman netice ne olursa olsun bu Erbil yönetimini zora sokacaktır. Çünkü bu referandumu bir kere Irak halkının, Irak milletinin tamamını kucaklayacak bir şekilde yapmamış olacaklar. Belli bir bölgede yapacaklar. Bir diğer önemli konu bizim açımızdan Kerkük'ün de bu oy verilecek ya da referandum yapılacak bölgelere dahil edilmiş olması. Ki bu hukuken de anayasal olarak da doğru değil. Bizim açımızdan ayrıca bir önemi var. Çünkü Kerkük bir Türkmen şehridir. Evet Kürtler de vardır, Araplar da vardır ama ana karakteri itibariyle Kerkük bir Türkmen şehridir. Ve orada zaten kendileri de açıklamalarını yapıyorlar. Türkmenler büyük ihtimalle ve diğer Araplarla beraber bu referandumu da boykot edecekler. Dolayısıyla oradan alınacak neticenin meşruiyeti de her zaman sorgulanacak ve oradaki güven ve huzur ortamı tehlikeye girecektir. Bizim gene çağrımız bu karardan vazgeçmeleri yönünde. Yani bu tür kararlar alınır kendi parlamentolarında pusulalar basılır vesaire ama önemli olan aklı selim ile düşünüp doğru adımı atmak olacaktır. Bu konuda hem Bağdat yönetiminin tabii ki atması gereken adımlar vardır, hem Erbil yönetiminin atması gereken adımlar vardır. Biz de bu konuda bölge ülkeleriyle istişare halinde üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Nitekim yani bölge ülkeleri İran olsun, Bağdat olsun, yani Irak merkezi yönetimi olsun, biz birçok Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, diğer Körfez ülkeleri de bu referandum konusundaki hassasiyetlerini dile getirdiler. Umarım Erbil yönetimi buna kulak verir ve bu hatadan en kısa zamanda döner. Efendim Serkan Kaya, NTV Televizyonu. Son günlerde devam eden bir tartışma, bir polemik var. Bir kumpas polemiği Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında devam ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ismi sürekli bu tartışmaların içerisinde yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi partilerine yönelik bir kumpas kurulduğu iddiasında bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu kumpasla neyi kastediyorlar, kimi kastediyorlar, kimi işaret ediyorlar bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklaması gerekir. Ama zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bu tür ithamlarının olduğunu biliyoruz. Bunun hiçbir objektif, nesnel temelinin olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bir takım sorunlar yaşıyorsa, liderlik sorunu, yönetim sorunu vesaire, bunlar kendi içlerinde çözmeleri gereken meselelerdir. Ama bunu Cumhurbaşkanımıza atıf yaparak ya da Cumhurbaşkanımızın adını zikreterek kendini rahatlatma çabası olarak birileri hayata geçirmeye çalışıyorsa burada da hata yaptıklarını ifade etmeliyiz. Ben de gördüm o ifadeleri. İşte 2019 seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı bütün muhalifleri yani başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bunları tasfiye etmeye çalışıyor. İşte kumpas kuruluyor falan gibi. Bakın Cumhurbaşkanımızın 40 yıllık siyasi hayatı açık seçik ortadadır. Kendisine yönelik bu tür operasyonlar olduğunda kendisi hapse gönderildiğinde, bir şiir okuduğunda, siyasi yasak getirildiğinde, 27 Nisan e-muhtırası olduğunda ve benzer birçok müdahalelerle karşı karşıya kaldığında her zaman hukukun yolunda, milletin yanında durarak bu sorunları çözmüştür, çözme yoluna gitmiştir. 2019 sürecine giderken de şunu çok açık ve net söyleyeyim, kendisine ve milletine güvenen bir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bir başka yola tevessül edeceğini iddia etmek ancak abesle iştigal etmek olur. Andrew Hopkins, TRT World, Ankara. Efendim, adıllı ırksızın Almanya'da olma ihtimaline karşı iade talebiyle ilgili detay verebilir misiniz? Teşekkürler.
Evet, bu konu bildiğiniz gibi bu hafta başında Dışişleri Bakanlığımız tarafından Alman makamlarına iletildi. Dün Alman Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Türkiye'deki haberleri gördüm ama doğru olup olmadığını bilmiyorum diye. Yani açıkçası bizim beklentimiz tabii ki Alman makamlarının bu konuyu çok ciddi bir şekilde incelemeleri. Çünkü biz biliyoruz ki istihbarat teşkilatımız bu konuda Alman makamlarıyla yakın temas içerisinde gerekli bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmaktadırlar. Bir kere öncelikle bizim talebimiz tabii ki Alman makamlarının bu kişinin orada yani Almanya'da bulunduğunu tespit ettiği andan itibaren Türkiye'ye iadesiyle ilgili gerekli işlemleri başlatmasıdır. Bu sabah da Adalet Bakanımızın Alman Adalet Bakanı ile mevkidaşıyla bir görüşmesi oldu. Genel hatlarıyla olumlu bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Zira özellikle sadece bu konuyla ilgili değil, diğer bütün yani bizim iade taleplerimizle ilgili konularda Adalet Bakanlıklarımızın bu konuda yakın çalışması konusunda mutabık kalındı. Ama daha fazla çaba gösterilmesi, gayret gösterilmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar, yani gene tersinden bir örnekle anlatmaya çalışacağım bunu. Benzer bir hadise, bir darbe girişimi Almanya'da olsaydı ve oradan yüzlerce kişi bu darbe girişiminin içinde bulunan veya diyelim ki zanlısı olan kişiler Türkiye'ye gelselerdi şu veya bu gerekçelerle, şu hukuki boşluktan yararlanarak veya şu içtihattan istifade ederek Türkiye'ye gelselerdi, aylarca buralarda kalsalardı, serbestçe hareket etselerdi ve Almanya karşıtı eylemlerde bulunsalardı ve biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak bu kişilere bir alan açsaydık, bunlara itibar verseydik, kapıları açsaydık, orada burada ağırlasaydık, Almanya'nın tepkisi ne olurdu? Veya herhangi bir ülkenin tepkisi buna ne olurdu? Yani bu bizim açımızdan bu kadar açık ve net. Mesela bizim de beklentimiz. Bakın biz burada hukuk dışı hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. Hukuki yollardan devam eden davalar ve iddianameler çerçevesinde hakkında tutuklama kararı bulunan kişilerin ülkemize suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde iade edilmesini talep ediyoruz. Bu son derece hukuki bir taleptir. Hukuki bir sürecin içerisinde meşru bir taleptir. Bunun dışında bir talebimiz yok bizim. Ama burada bile Alman makamlarının veya başka ülkelerin, başka Avrupa ülkelerinde. Evet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. AB'ye ilişkin konuştu. 54 yıldır kapıda bekletiliyoruz dedi İbrahim Kalın. Ve donanma komutanı Kösel'e kendi isteğiyle istifasını verdi diye ekledi. CHP'ye kumpas tartışmasına değindi. İbrahim Kalın'a soruldu. Ve dedi ki kumpasla neyi kastediyorlar? Bunu CHP açıklamalı. Hiçbir objektif nesnel tarafı yok dedi. Cumhurbaşkanı her zaman hukuk yolunda ilerledi, hukuk yolunda gitti diye belirtti. Adil Öksüz'e ilişkinde yine soruldu İbrahim Kalın'a. Almanya'da mı sorusu? Adalet Bakanları dedi yakın temas halinde çalışmalarına devam ediyorlar diye ekledi. Şimdi CHP'ye kumpas tartışmalarından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtına bir bakalım. 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hukuk dışı yollarla tasfiye edilmeye çalışıldığını söyledi ve ekledi. Ama boyun eğmeyeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle buluştu. Onların sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanının sanki soruşturmasının size uzanabileceği yönünde bir demeci oldu. Tutuklanırsanız tavrınız ne olur sorusuna CHP lideri şu yanıtı verdi. Erdoğan yaptığı açıklamayla aslında büyük bir itirafta bulunmuştur. Ben savcılara, hakimlere talimat veriyorum diyor. Türkiye'de yargı bağımsız değildir. Siyasi otorite yargıyı toplumu sindirmek için sopa olarak kullanıyor. Erdoğan muhalefeti dizayn etmeye çalışıyor. Şimdi Enis Bey casuslukla suçlanıyor. Türk adalarına Yunan bayrağını Enis Bey çekmedi. Kozmik Oda'ya FETÖ'nün adamlarını Enis Bey sokmadı. Devletin milyonlarca gizli belgesini FETÖ'ye Enis Bey teslim etmedi. Eğer casus aranıyorsa devletin bütün sırlarını, Kozmik Oda'yı FETÖ'ye açan ve o bilgileri FETÖ'ye elleriyle teslim edenler gerçek casuslardır. Anayasa Mahkemesi kararı gayet açık. Bu MİT tırlarıyla ilgili olarak bir devlet sırrı değildir diyor. Herkesin bildiği şey devlet sırrı mı olur Allah aşkına? Bu Balyoz ve Ergenekon davalarına benzeyen bir kumpas davasıdır. Benzer bir kumpası CHP'ye kurmak istiyorlar. CHP'yi susturmak istiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz susmayacağız. Soruşturmayla karşı karşıya kalacağınızı düşünüyor musunuz sorusuna ise hiçbir koşulda boyun eğmeyiz yanıtını verdi CHP lideri. Onların savcıları, hakimleri, polisi olabilir. Başımız dik, onurlu gezeceğiz. Biz yurt severiz. Vatanını, ülkesini satanlar, ülkenin bütün sırlarını terör örgütlerine verenler asıl hesap vermesi gerekenlerdir.
2019 seçimleriyle ilgili de konuştu CHP lideri. Bu toplumun en az %50'si demokratik parlamenter sistemi istiyor. Bugün aynı referandum yapılırsa hayır çok daha fazla çıkacaktır. %60 çıkar ki bugün Erdoğan'ın önündeki sonuçlarda da AKP'nin oyu %45 gözüküyor. Bugün başkanlık seçimi olsa Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor. O yüzden 2019'a giderken her türlü hukuk dışı yolu rakiplerine karşı deneyecek. Kimi önünde engel olarak görüyorsa onun bir şekilde tasfiyesini isteyecektir. Onu sağlamaya çalışacaktır. Ama bunda asla ve asla başarılı olamayacaktır. Gazeteciler aday olmayı düşünüyor musunuz diye sordu Kılıçdaroğlu'na. Bugünden geleceğe yönelik kesin konuşmak mümkün değil. Aday kuvvetler ayrılığına inanacak, tarafsız olacak. Demokratik özgürlükçü parlamenter sistemi savunacak. Bu çerçevede elbette bakacağız. Toplum kimi arzu ediyor? Hayır bileşenleri diğer partiler ne diyor? Partili cumhurbaşkanı olmaz. Evet, bu haberimizle haber masasını noktalayalım sevgili seyirciler. Ayrıntılar halktv.com.tr adresinde sizlerle. Ana haber bültenimizde de ayrıntılar olacak elbette. Biz şimdi saat başında sözü gazeteci İlhan Taşçı ve konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan olacak. İlhan Taşçı'ya bırakıyoruz sözü. Hoşçakalın.